Çocuklar, bugün sırada kocaman ve çok güçlü bir hayvan var. Bir orman hayvanı. Dev bir hayvan. Böyle bağırdığı zaman ormanları inleten, uzun postu olan, böyle tüylü tüylü postu olan ve iki ayağı üzerinde insanlar gibi ayakta durabilen bir hayvan. Evet, ayı. Bugün ayı yapacağız. Güçlü ayı yapacağız. Güçlü kalemlere ihtiyaç var ve güçlü kağıda ihtiyaç ve güçlü çizgilere ihtiyaç var, ona göre. İzleyin beni. Ayımıza önce bir kafatası verelim. Diğer hayvanlarda yaptığımız gibi. Ve bunun ucuna bir yuvarlak daha çizelim. İki yuvarlak. Bir yuvarlak daha ucuna. Evet, üç. Şimdi şu son yuvarlağı siyaha boyayalım. Bu ayımızın burnunun ucu olsun. Ne yaptık? Bir, iki, üç yuvarlakta burna kadar geldik. Üstüne iki tane göz. İşte gözler. Gözler de bize baksın. İçlerini şöyle doldura doldura iki tane siyah yaptık. Üstüne iki tane de şöyle kaş koyalım. Nasıl? Ağız yapmak çok kolay. Şunun birleştiği yere bir tane yuvarlak, altına bir yuvarlak daha. Gördünüz mü? Ne kadar basit ağız yapmak. Evet. Gelelim kulaklara. Ayının kulakları yukarıda olur. İki tane yuvarlak da yukarı koyuyoruz. İçlerini birer yuvarlak daha çeviriyoruz şöyle. Kulağın kalınlığını vermek için. Ayımızın kafası bitti. Sıra geldi gövdeye. İki parça da yapalım gövdeyi. Bir, iki. Dikkat ederseniz ayıyı oturtuyorum. Bir ayak buraya, bir ayak da buraya koyalım. Şunu bacakla şöyle bağlayalım. Şunun üstünde bir tane bacak çizgisi koyalım. Ayının patilerinin altında yuvarlaklar var böyle. Yumuşak yuvarlaklar. Gelelim ellere. Hop. Bakın. Kalın kolları var. Dikkat ediyor musunuz ne kadar kalın kolları var ayının? Onun altında da yuvarlaklar var. Çünkü ayının elleri de ayakları da aynen böyle de uçlarında çok güçlü tırnakları vardır. Bu tırnaklarla ağaçlara bile tırmanabilir ayılar, biliyor musunuz? Ayılar en çok ne yer? Ayılar en çok ne yer? Bal yerler. Biz bu ayımıza bir parça bir bal verelim, ne dersiniz? Şöyle bir ağaç dalı yapalım şuraya. Şuraya da bir tane küçük kovuk yapalım. Sanki bunun içinde bal varmış gibi davranalım. Yok mu bal? E tabi yok. Yemiştir bu ayı o balı. İstanbul denince aklıma ilk gelen şey nedir biliyor musun Tekir? Çöpler Bekir. Hayır Tekir. Turistler Bekir. Hayır değil. İstanbul denince aklıma ilk gelen şey... Bu defa bildim Bekir. Neymiş bakalım Tekir? Su sorunu Bekir. Yine bilemedin ama yaklaştın. Evet, İstanbul denince aklıma ilk gelen şey sularla ilgili. Yani denizlerle Tekir. Dalga Bekir. Hayır, hayır. Vapurlar, vapurlar. Unuttun mu? Bir haftadır bir vapur şarkısı üzerinde oynuyoruz Tekir. Oynamıyoruz, yazıyoruz, söylüyoruz Bekir. Tamam, tamam. Nedense İstanbul deyince aklıma hep vapurlar gelir Tekir. Benim de çöpler Bekir. Vapurun biri gide gele, aşık olmuş bir iskeleye. Yanaşırken hep düdük çalarmış, denizler sevgisini duysun diye. Bağlanırken coşkuyla rıhtıma halatları, uskuruyla çevirip köpürtürmüş suları.
Birkaç dakika bağlı durup beklermiş insanları. Eski bir vapur için ne keyifmiş o anlar. Denizlere sığmamış, bulutlara taşmışlar. Yaz kış demeden karda ve siste, fırtınalar da köpürmüş denizde. Yarışmış yeni güçlü gemilerle, önce varmak için iskelesine. Bağlanırken coşku ile rıhtıma halatları, uskuruyla çevirip köpürtürmüş suları. Birkaç dakika bağlı durup beklermiş insanları. Eski bir vapur için ne keyifmiş o anlar. Denizlere sığmamış, bulutlara taşmışlar. Bir gün çekmişler yaşlı vapuru, kızaklamışlar incinmiş gururu. İskeleyi boyayıp gençleştirmişler, yeni güçlü gemileri yerleştirmişler. Ama iskele hiç unutmamış, martılara dalgalara onu sorarmış. Duyduk çapaslı bir düdük sesini, eski dostunu hep hatırlarmış. Bağlanırken coşku ile rıhtıma halatları, uskuruyla çevirip köpürtürmüş suları. Birkaç dakika bağlı durup beklermiş insanları. Eski bir vapur için ne keyifmiş o anlar. Denizlere sığmamış, bulutlara taşmışlar. Vapurun biri gide gele aşık olmuş bir iskeleye. İşte yine gizlenmesi çok çok zor bir hayvan. Merhaba gençler, işte yeni bir Rottabotlu robotla bilgi yarışması. Bir hatırlatma yapalım. Yarışmamız benim soracağım soruları, üç yarışmacımızın vereceği yanıtlardan oluşmakta. En çok sayıda doğru cevabı veren yarışmacı kazanmış sayılacak. Yarışmacılarımız masada oturuş sırasına göre şöyle. İlk masada oturan kocaman beyaz Sayın Bernardo. Kocaman beyaz mı? Pek küçücük siyah sayamazsın ya. Kocaman ve beyaz olmak bizim geleneksel görüntümüzdür. Bu kargalar gibi küçücük ve siyah olmaktan veya fareler gibi minicik ve gri olmaktan iyidir. Tabii robotlar gibi pırıl pırıl da değiliz. Çok komik. Beyaz fıçı. Ne öyle fare? Beni tanıtmaya gerek yok, beni herkes tanır. Ben hayvanların en ünlüsü, en zekisi ve en uzun kuyruklusu olarak yakında La Fontaine'in rekorlar kitabına geçeceğime inanıyorum. Ama La Fontaine'in rekorlar kitabı yoktur ki sevgili Ali Fare. Yine başladık. Üçüncü masada Sayın... La Fontaine. Evet Sayın La Fontaine karga. Kaba karga. Evet Sayın kibirli karga. Metalukala. Lütfen ciddiyeti bozmayın. Ben her zaman her yerde ciddiyim. Peki peki, çok ciddi karga. Neden katılıyorum bu yarışmalara bilmem.
Artık yarışmaya başlayalım. Hazırsınız değil mi? Her zaman hazırım. Sorumuza geçiyorum. Kemirgenler olarak tanınan hayvanların en belirgin özellikleri nelerdir? Bir tanesinin adını söyler misiniz? Eyvah! İyi düşünelim. Hızlı koşmalarıdır. Gugu! Eğer öyle olsaydı hızlı koşmalarıyla tanınan bu hayvanlar derdin. O zaman hızlı kemirmeleridir. Saçma! Saçma! Saçma olan nedir? Soru tabii ki. Olsun, siz yine de yanıt verin. Çok komik oldu bu soru. Uçmayan hayvanlarla ilgilenmem. Peki, doğru yanıtı ben açıklıyorum. Kemirgenler olarak tanınan hayvanların besinleri bitkiseldir. Bunlar sebze, meyve ve diğer bitkisel besinleri kemirerek yerler. Bu nedenle bu gruptaki hayvanlar bahçeler ve tarlalar için zararlıdır. Örnek olarak fareleri verebiliriz. Söyleyin bakalım, Christophe Colomb Amerika'ya nasıl gitti? Uçakla tabii. Geminin kazan dairesine saklanarak... Kaçırılmıştır. Çok saçma. Keşke sizi kaçırsalar. Sizin yanıtınız nedir, gemili karga? Tabii ki davetli olarak. Ne yazık ki yanlış. Doğru yanıtı bilemediniz. İspanyollar için çalışan bir İtalyan denizcisi olan Christophe Colomb, 1492'de ünlü gemisi Santa Maria ile Atlantik kıyılarından batıya Hint adalarını bulmak ümidiyle hareket etmiş ama Amerika topraklarına gitmişti. İyi ki bugün yaşamamış. Hayat diye yola çıkıp Mary'e gidecekti. Arada ne fark var ki? Mary ile Colomb arasında mı? Mary de gezegendir. Soru lütfen. Sıra üçüncü sorumuzda. Dikkatle dinleyin. Bilin bakalım. Baobab nedir? Bu güzel bir soru. Benden daha güzel olamaz ya. Kuyruklu kainat güzelim. Bu robot da her şeyi biliyor gibi. Hep elindeki demir kağıttan okuyor. Haksızlık. Gülgük. Vakit doldu. Yanıtlar lütfen. Baobab bir pop müzik grubudur. Hayır değil. Pop müzik değil. Caz grubudur. Aynı fikirdeyim. Nereden çıkardınız? Bebop Lula, she's my baby. Lütfen. Ne güzel söylüyordu ama, değil mi? Bence bir otomobil kornasıdır. Anlayamadım. Anlamayacak ne var? Baobab, baobab, baobab. Korna işte, korna dedim. Hayır, baobab Afrika'da yetişen bir ağaç türü olacaktı. Baobab kelimesi bin yıllık ağaç anlamına gelir. Boyu 10 metreyi geçmediği halde gövde çevresi 23 metreyi bulur. Hatta Küçük Prens adlı hikayede Küçük Prens gezegeni koca kökleriyle istila eden Baobab'dan şikayet eder. Bazıları her şeyden şikayet ederler. Şu Küçük Prens sonunda Baobab'dan kurtuluyor mu? Şey, pek değil. Sıra dördüncü soruda. Ay tutulması sırasında güneş ve ay arasına ne girer? Düşünün bakalım. Heh, ay tutulmaz. Tutulur. Saçma. Ne vakit doldu. Of, çok sıcak. Herhalde dargınlık girmiştir. Hayır değil. Dargın değillerse niye uzaklar? Bilmiyorum. Ben biliyorum. Tutulma sırasında ay ve güneş arasına kara kedi girer. Eyvah kara kedi. Benim yanımda kedilerden bahsetmeyin. Uzay mekiğe girer. Hayır, hayır değil. Ay ile güneşin arasına dünya girer. Ayın üstündeki gölge dünyanın gölgesi olup ay tutulması adını verdiğimiz bu olay yılda 2-3 kez gerçekleşir. İsli bir camın arkasından bakıldığında bu olay daha rahat izlenebilir. Deve kuşu neden ağaçları tekmeler? Sorularımız arasında en ilginci bu olabilir. İyi düşünün. Evet, süremiz başladı. Deve kuşu mu? Evet, deve kuşu neden tekmeler?
göz gümüşse sükut altındır. Futbolcu muymuş? Vakit doldu. Ağaçları sevmediği için tekmeler. Sevgisini öyle gösterir. İkisi de değil. Bence deve koşu ağaçları değil, ağaçların üstündeki böcekleri tekmeler, tamam mı? Biraz attınız Bay Hatice Karga, yanıt bu değil. Diğer yanıtlardan daha iyi oldu kanısındayım. Doğru yanıt ağaçtaki olgun meyveleri düşürmek yemek içindir. Deve kuşları kanatlı hayvanlar türünün en büyüğü olup Afrika'da yaşarlar. Ağaçları kuvvetli ayaklarıyla tekmeleyerek olgun meyveleri düşürmeye çalışırlar. İyi ki ağaç değilim. Deve kuşu olabilirmişim. Bizi tekmelemek için mi? Evet, diğer soruya geçiyorum. Wright kardeşler neyi keşfetti? Soruyu duydunuz. Süre başladı. Wright kardeşler ha? Tabii. Wright kardeşler. Ahmaklar. Evet, süre tamam Bernardo'cum. Wright kardeşler hangi konuda bir şeyler yaptılar? İnsan haklarıyla ilgili bir şeyler olabilir değil hayır, mi? Hayır, yüzmeyle ilgili. Bence savaşla ilgili. Korkarım her üç yanıt da yanlış. Wilbur ve Orville Wright adlı kardeşler ilk kez uçağı icat ederek 17 Kasım 1903'te ilk uçuşlarını gerçekleştirdiler. Ve bu uçuşta 12 dakika kadar havada kalmayı başardılar. Kullandıkları motor 12 beygir gücündeydi. Belki ayla güneşin arasına uçarak girenler de Wright kardeşlerdir. Hayalci. Takıldılar. Neden ama, olamaz mı? Sakin ol lütfen Bernardo'cum. Sakinim de kızmış numarası yapıyorum. Hem hayalci hem tiyatrocu. Bunun neresi kötü? C vitamini limonda. Yedinci sorumuz şöyle. Gökkuşağı nasıl oluşur? İyi düşününüz. Evet, saat ilerliyor. Başlayın. Bayılırım gökkuşağına. Yanıtı da düşün Barney. Galiba gökyüzünü harika renklere boyayan biri var. Böyle birinin olduğunu hiç zannetmiyorum Bernardo'cum. Elinde fırçayla birileri ha. Bence çok akıllı. Bernardo mu? Yok, gökkuşağı çok akıllı. Çünkü hiç ıslanmıyor. Bernardo da akıllı. Ben akıllı mıyım? Zavallı akıllılar. Lütfen Bay Rengarenk Karga, yanıtı sorunuz gelince verin. Neydi? Gökkuşağı akıllıdır, ben boyacıyım. Yağmur süresince saklanıp dinince çıkıyor, akıllı işte. Sorumuz gökkuşağının akıllı olup olmadığı değil, gökkuşağının nasıl oluştuğuydu. Hele şükür. O da önemliydi. Boyacı ne oldu? Boyacı falan yok. Lütfen iyi düşünün. Artık yaratılın. Evet Bay Ali Fare. Göğün beline bağladığı bir kuşaktır. Sizin yanıtınız Bay Kafadan Karga. Kaba mahluklar ne olacak? Kaba karga. Yanıt bu mu? Gökkuşağı aslında bir illüzyondur. Görürüz ama erişemeyiz. Koklarız ama duyamayız. Hokus pokus gibi yani. Şimdi iyice karıştı. Tamam anlaşıldı. Bugün kimseden yanıt çıkmıyor. Bir dakika. Ne güzel düşünüyorduk. Biraz uzun sürmedi mi bu düşünmeler? Ne dersiniz yarışmacılar? Ama Rattabotto, biz robot değiliz ki. Siz robot değilsiniz. Siz beyin hücreleri sınırlı ölçüde çalışan, devresiz, kablosuz mahluklarsınız. Keşke bende de bu dediklerinden olsaydı. Gelelim sorumuzun yanıtına. Optik bir görüntü olan gökkuşağı, yağmur sonrası güneş parladığında ortaya çıkar. Güneş ışınları yağmur damlaları üzerine yansıyarak, yedi ana renkten oluşan bir kemere dönüşür.
Bu renkler sırasıyla mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızıdır. 8. sorumuz hayvanlar aleminde Amerika'da yaşayan bazı sincapların uçtuğu biliniyor. Bunların uçmayı nasıl başardıklarını bana söyler misiniz? Uçan sincaplar uçar. Ben Arzucu, neyi düşünürüm? İstiyorsan düşüneyim. Bu sincaplar uçakla uçarlar. Vakit doldu, yanlışlar lütfen. Hadi çabuk doğru cevap verip beni şaşırtmayın. Takıntılarınızdan kurtulun artık. Rahat kardeşlerden biri galiba bir uçan sincaptı. Diğerlerine de uçmayı o öğretmiştir. Uçup gitmişlerdir ellerine. Rahat kardeşleri bırakın artık. Süpermen'in cebinde uçarlar. Hayır, ya siz Bay Kazım uçuk karga? Uçuk kargaymış, uçan karga. Uçarım tabii ama bu isimle değil. Önemli değil, siz cevabı verin. Bay Sincap karga. Sincaplar uçamazlar. Her önüne gelen uçamaz. İzin vermiyorum. Benim gibi güzel tüyler, harika kanatlar ve de pilot lisansı ister ya. Emin misiniz? Göklerin oğluna sorduğu soruya bakın. Doğru yanıt şöyle. Amerika'da yaşayan bu özel tür sincaplar geceleri hareket halinde olup ön ve arka ayakları arasındaki deniz sayesinde havada uzunca kalırlar. 60 metreye kadar uçabilirler. Bunlar bitki tohumları, yaprak ve küçük böcekler yiyerek beslenirler. Aklınızı kullanırken size lazım olan fosfor bizde. Kemiklerinizin güçlü olması için gereken kalsiyum bizde. Hastalıklara karşı birinci koruyucu C vitamini bizde. Yani ne ararsanız biz soğanlarda, tamam mı? Tarihteki en ünlü düğümü çözen kişi kimdir? Ben biliyorum, söyleyeyim mi? Bekle, süre dolsun Bernardocuğum. En müthiş düğüm geçen gün ayakkabılarımı attığımdı. Hala çözemedim, ayakkabılarımla yatıyorum. Kuyruğumu attığım düğümdü. Siz hepiniz düğüm olmuşsunuz. Tarihteki en ünlü düğüm milattan önce 300 yılında Makedonya'da Büyük İskender adlı komutan tarafından çözülmüştür. O ünlü komutan önüne çıkan bu düğümü kılıcını kullanarak kesti ve Asya'yı fethederek tarihteki yerini aldı. Benim önüme düğümler çıkmaz. Çok güvenme. Çıkarsa onu kemiririm. Evet, ve geldik yarışmamızın 10. sorusuna. Madenlerden çıkarılan kömür nasıl oluşur? Evet, saatimiz çalışıyor. Bütün izleyiciler çıldırmış olmalılar. Her şeye gülüp duruyorlar. Ben de hal kalmadı. Yanıtlar lütfen. Kendi kendine oluşur. Baca temizleyicisinin topladıkları kurumlar biriktirilerek elde edilir. Neye yarar bilirim. Peki öyleyse söyleyeyim bakalım. Kömür neye yararmış Bay Kazım kömür gözlü karga? Kardan adamlara bir çift göz olmaya yarar. Hayır, hiçbiriniz bilemediniz. Doğru yanıt şöyle. Kömür yanıcı bir madendir ve çok uzun seneler önce geniş ağaç gövdelerinin fırtına veya başka sebeplerle devrilerek odun tabakaları haline dönüşmesi ve toprak basıncı altında sıkışması sonucu oluşur. Ağaçlar kömür oluyor demek ki. Kömürlerden de ağaçlar mı oluyor? Bilemeyeceğini biliyordum. Çünkü sen de benim bilemeyeceğimi bildiğin şeyleri soruyorsun. Yarışmamız yarışmacılarımızın hiç puan alamaması sonucu beraberlik denebilecek şekilde bitti. Peki ne yapalım? Hoşça kalın gençler. Hoşça kal Bayan İfare. Hoşça kal Bernardocuğum. Hoşça kal Kazım berabere karga. Anlamadım gitti. Neden benim adım bir türlü öğrenemiyor bu metal kafa? Evet çocuklar, sanırım hepiniz buldunuz. Bu bir zürafaydı. Evet, sırada Kuklormani.